Herkese selamlar. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda akıllı telefon satın almayı düşünen veya konuya ilgisi olan insanların dikkatini çekebileceğini düşündüğüm, zaten başlıkta da görebileceğiniz gibi pahalı telefona gerek var mı konusunda kendi fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi videonun sonunu biraz baştan söylemeye söylemiş gibi olacağım ama bana soracak olursanız şu anda Türkiye şartlarında 5000 liralardan başlayıp 10 bin liralara kadar giden lüks veya işte üst düzey amiral gemisi dediğimiz akıllı telefonları eğer çok çok rahat bir bütçeniz yoksa satın almanıza çok da gerek yok. Şimdi neden böyle düşünüyorum? İlk olarak şundan başlayalım. Tabii ki teknolojinin her kategorisi yıllar geçtikçe değişiyor, kendini iyileştiriyor. Bundan bir 3-4 sene, 2 sene öncenin orta düzey akıllı telefonlarının kullanıcılara sunmuş olduğu kaliteyle bugün 2020 yılı itibariyle fiyat performans veya orta, orta üst seviye dediğimiz akıllı telefonların sunmuş olduğu kalite bambaşka yerlerde ve ben günümüzde temelde şunu görüyorum. Tabii ki 5 bin lira 10 bin lira ayırıp aldığınız akıllı telefonla orta üst düzey 2500-3000 lira hadi maksimum verdiğiniz telefonlar arasında bazı farklar oluyor ama gündelik kullanımda 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen herkes akıllı telefon kullanırken benzer şeyler yapıyor ve bugün fiyat performans odaklı akıllı telefonlara baktığımızda bir kişinin genel ihtiyaçlarını artık çok iyi bir şekilde bu cihazların karşılayabildiğini görüyoruz. Bunu birazcık daha iyi bir şekilde örneklendirebilmek adına iki tane telefon seçtim ama bu telefonlar sadece örnek arkadaşlar. Bu üst düzey akıllı telefonları da değiştirip başka örnekler verebiliriz. Orta üst düzey fiyat performans dediğim cihazlara da örnek verebiliriz. Şimdi bir elimde benim 2019 yılının en iyi fiyat performans telefonu olarak gördüğüm ya da en iyilerinden biri olarak gördüğüm Xiaomi'nin Mi 9T isimli akıllı telefonu var. Zamanında Hardware Plus'ta incelemesini ve Mi 9T ile alakalı bir sürü ipuçları gibi videoları zaten yayınlamıştım. Bununla beraber bir elimde de çok severek kullandığım ama işim gereği bana inceleme ürünü olarak gönderilen ve para harcamadan edindiğim bir akıllı telefon olan Huawei P30 Pro var. Günümüz fiyatlarıyla baktığımız zaman Xiaomi Mi 9T bugün 2500 lira civarında, Huawei P30 Pro da 6000 veya işte zaman zaman 6000 liranın yukarılarında satılan fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Yani neredeyse her iki telefon arasında yarı yarıya iki kat diyebileceğimiz bir fark var. Şimdi öncelikle şunu bir belirlememiz gerekiyor bir kullanıcı şimdi günümüzde akıllı telefon ihtiyaç. Bence bunu artık tartışmaya gerek yok. Her şeyi akıllı telefonla yapıyoruz ve o sebeple de akıllı telefon bir kişinin gerçekten ihtiyacı. Ama lüks telefon 6 bin, 7 bin, 8 bin liraya satılan bir akıllı telefon ihtiyaç değil. Günümüzde bir kullanıcı akıllı telefonla neler yapıyor veya ne istiyor? Birincisi tasarım beklentimiz var. Aldığımız telefon güzel görünsün ekranı büyük olsun. işte bir şey izlerken, sosyal medyada gezerken falan ihtiyaçlarımızı karşılasın istiyoruz. Genellikle hemen hemen herkes ne diyor? Pili iyi gitsin. Ben devamlı şarj etmek zorunda kalmayayım. En azından yoğun geçen bir günümü rahat rahat çıkartsın. Kamera günümüzün en önemli konularından biri. Herkes Instagram kullanıyor, herkes Facebook'ta, Twitter'da, orada burada Güzel fotoğraflar çekip o fotoğrafları fotoğrafların insanlar tarafından beğenilmesini istiyor. Bir de tabii ki yine hemen hemen herkesin ortak olduğu bir konu telefonu kullanırken uygulamalarda kasmasın. Atıyorum Facebook'a gireceksem rahat rahat gireyim. Instagram'a gireceksem ya da farklı bir uygulama kullanıyorsam onu rahat rahat yapayım. Bir de eğer oynuyorsanız işte PUBG Mobile günümüzde en çok oynanıyor. Call of Duty var benzer oyunları bana böyle rahatça çok kasmadan takılmadan oynatsın. Şimdi ucuz olan versiyona bakalım. Xiaomi şey Mi, mi 9T. Bir kere 2500 liraya satılan bir akıllı telefona göre tasarımı çok güzel ki yine altını çiziyorum. Mi 9T'yi ben sadece bir örnek olarak söylüyorum. Bugün bizim Hardware Plus'ta yayınladığımız işte 2000 lirayla daha yeni yayınladım. 3000 lira arasında tavsiye ettiğim hemen hemen bütün akıllı telefonlar için geçerli bu saydıklarım. Telefonun tasarımı şahane. Ön taraftan baktığınızda full ekran, yan çerçeveler metal, önü arkası cam. E, P30 Pro'nun da aynı hemen hemen. Ön taraf neredeyse tamamen ekran, yan çerçeveler metal, arka taraf cam. Bir fark var mı? Yok. Tasarım noktasında ne gibi bir fark var? Mi 9T'de suya dayanıklılık yok. Suya falan düşürmeyeceksiniz. Hani dikkat edeceksiniz. P30 Pro'da o anlamda biraz daha içiniz rahat ama yine hani ya çok çok önemli mi? Değil yani eğer yarı yarıya daha uygun fiyatı alabiliyorsan suya dayanıklı olmayan bir telefon da bugüne kadar hep kullanıyorduk. Yine kullanırız yani benim baktığım mantalite bu. E, ekran konusunda şimdi bu telefonun daha pahalı olduğunu bilmesek ben size iki ekranı da böyle göstersem ki zaten çok emin olun bir farkları yok. E, çok böyle oha bunun ekranı çok güzel de Mi 9T'nin veya işte benzer fiyatlı satılan iyi orta düzey telefonların ekranı çok kötü der misiniz? Demezsiniz. Çünkü hemen hemen zaten mesela ikisinde de OLED tabanlı ekran var. Yani P30 Pro'da OLED var. Bu telefonda AMOLED var. Çözünürlükleri falan çok benzer. Ekran kaliteleri çok benzer. O anlamda da bir fark yok. En belirgin farkı ilk nerede görüyoruz? Performansta. Çünkü bir elimde P30 Pro var. Bunda Kirin 980 işlemcisi var. Bu telefonda da Snapdragon 730 işlemcisi var. Bu konu hem önemli bir yandan hem değil. Neden önemli değil? Eğer çok fazla sentetik testlere takılan, abi bu 150 bin alıyormuş Antutu skorunda, ben işte şu telefonu da orta düzey bir telefonla Antutu yapıyorum, 75 bin alıyor. Eğer bunlara takılırsanız önemli. Ama ben her iki telefonu da uzun süre kullanmış biri olarak söylüyorum. Tabii ki işte oyunlarda bir tık daha iyi performans alırsın, P30 Pro göreceli olarak daha uzun hani ömürlüdür falan filan ama eğer uygun fiyatlı olarak belirlediğiniz akıllı telefonda iyi bir işlemci varsa Snapdragon 710, 712 bu telefondaki 730 gibi güncel oyunları orta üst seviyede kasmadan oynayabiliyor musun? Oynayabiliyorsun. Günümüzün sosyal medya uygulamalarını, en çok kullanılan uygulamalarını rahatça kullanabiliyor musun? Kullanabiliyorsun. Ara yüzde gezerken, telefonu normal kullanırken bir yerden bir yere giderken kasıyor mu? Kasmıyor. Ya yani demek ki çok da böyle illa gidip en tepedeki olan modeli almaya gerek yok. Bu arada biraz şimdi böyle Huawei'yi eleştiriyormuşum gibi oldu ama bilenler bilir ben bu telefonu çok çok severek kullanıyorum. Konumuz Huawei değil. Herhangi bir üst düzey telefondan bahsediyorum. İkinci en büyük fark nerede ortaya çıkıyor? Tabii ki kamerada. P30 Pro'nun bugün ekosistem içerisinde yer alan, satışta olan en iyi kameralardan biri olduğu su götürmez bir gerçek. Buna lafım yok. Ama çok ekstrası var. Yani siz o kadar para ödediğiniz zaman aslında kameranın çok ekstra özelliklerini almış oluyorsunuz. Ne bunlar? 50x'e kadar çıkan zoom var. İşte 5x optik zoom yapabiliyorsun vesaire. Gündelik hayatta çok kullanıyor musun? Çok iş, böyle ihtiyaç oluyor mu? Olmuyor. Tamam gece çekimi karşılaştırma yaptığınızda çok çok iyi. Ama mesela uygun fiyatlı 2500-3000 liralık yeni bir akıllı telefon alırsanız gece çekimi sizi üzmez. Yani fotoğrafı çektiğiniz zaman ya bu çok kötü oldu ben bunu paylaşmayayım demezsiniz. Ama P30 Pro gibi ya oha ne çekti de demezsiniz. Paylaşırsınız gayet de beğenilir. Problem değil. Böyle bir fark oluyor. Çok büyük bir fiyat farkında üst düzey bir telefon aldığınız zaman. Baktığınız zaman mesela işte P30 Pro'da makro var. Hani eğer o kadar para verebiliyorsan böyle çiçeğin en uç noktasına kadar girip çok böyle etkileyici bir makro fotoğraf çekebiliyorsun. Evet bu güzel bir şey ama yine standart bir kullanıcının gündelik hayatta çok ihtiyacı olan bir şey değil. Ya yani adı üstünde lüks zaten. Yani çok ekstra özellikler. Kamerada tabii ki böyle farklar oluyor. Ya da mesela video senin için çok önemlidir. Ben telefonla video çekeceğim diyorsan mecburen gidip işte özellikle Huawei tarafı değil de iPhone telefon veya Samsung'un amiral gemisi telefonu alman gerekir. Ona da lafım yok ama ben yani çok öyle bir YouTube'a falan video üretmeyeceğim. Hani eşimi, dostumu çekerim, arada maça gittiğimde maçı çekerim diyorsan bu uygun fiyatlı telefonlar da artık zaten çok iyi bir şekilde çok güzel bir şekilde e, video çekebiliyor. Şimdi batarya baktığımız zaman artık neredeyse orta düzeyin e, iyi telefonları, güncel telefonları 4000, 4500 miliamper sunuyor. E zaten batarya kapasitesi dediğiniz şey çok öyle amiral gemisinde olunca farklı gider, orta düzeyde olunca farklı gider bir durum yok. E kapasite, işlemci, işte ekranda AMOLED'se falan zaten aynılar. O konuda da bir fark yok. Nerede fark var? Bu telefonda işte atıyorum 22 watt hızlı şarj var. Bunda 40 watt var. Bunu 50 dakikada hemen cicik şarj ediyorsun %0'dan %100'e. Bunu atıyorum işte 1 saat 10 dakikada 1 saatte şarj ediyorsun. E yine yani yarı yarıya uygun fiyatlısını almışım. Yarım 50 dakikada değil de işte buçuk saatte olsun. Hani çok önemli mi yine? Değil. Ee, ya da işte bunda kablosuz şarj var da bunda yok. Yani kablosuz şarj günümüzde bir ihtiyaç mı? Değil. Lüks. Eğer hani ayırabiliyorsan bütçeyi ve o kablosuz şarjla beraber şarj etmek istiyorsan e tabi güzel bir şey yeni bir teknoloji yani yeni yeni insanların hayatına giren bir teknoloji ama yine bir akıllı telefon kullanıcısının ihtiyaç listesinde üst sıralarda olmayan bir özellik. Yani genel olarak zaten ben her zaman her yerde Harvey Plus'taki videolarda da kendi kanalımdaki videolarda da fiyat performansı kovalayan bir adam olarak son dönemde özellikle 2019'la beraber girmiş olduğumuz 2020 yılında o kadar iyi uygun fiyatlı ya da fiyat performansı yüksek akıllı telefonlar çıktı ki bu arada onlar ne diyecek olursanız lütfen daha çok yeni yayınlamaya başladık Hardware Plus'ta 1000 liradan şu ana kadar 3000 lira yaptık önümüzdeki günlerde 5000-10000 liralara kadar fiyat segmentlerine göre tavsiye ettiğim fiyat performansından kefil olduğu modelleri Orada listelemeye devam ediyoruz. O videolara bakın mutlaka Kerem hangi modeller bunlar diyorsanız. Ee, sonuç olarak o kadar iyi modeller çıkıyor ki tabii ki bütçen varsa, gücün varsa ver parayı al bir sürü ekstra özellik alıyorsun ama günün sonunda kendinizi illa da çok ekonomik olarak rahat değilseniz gidip 5000 liralar, 6 bin liralar, 10 bin liralara vermeye zorlamayın. Çok güzel 3000 liraya, 2500 liraya, 3500 liraya cihazlar var. Bir de benim şöyle bir düşüncem var. Onu da son olarak söyleyeyim. Çoğu insanda şöyle bir mantık oluyor. Ben telefon alacağım zaman gideyim, en iyisini alayım. İşte günümüz şartlarında diyelim ki 8 bin lira. 8 bin lirayı vereyim. Ben bunu 5 sene kullanırım. Bence yanlış. Neden? 5 sene önceye dönün. 5 sene öncesinin en iyi amiral gemisi şu anda yok. Ölü. Yani teknoloji dediğimiz şey artık o kadar hızlı değişen, o kadar böyle bir senede, iki senede form değiştiren bir yapıda ki benim tavsiyem çok uzun süre kullanırım deyip en pahalısını almak yerine bu başka ürünlerde de bence doğru bir yöntem. 2500 liraya, 3000 liraya alın. Daha kısa aralıkta değiştirin. Yani 5 sene kullanmayın da atıyorum. 2 seneden sonra yine o yılın yeni ama yine fiyat performans odaklı bir cihazını alın. Yine 4 senede telefon değiştirmiş olursunuz sadece 2 2 yapmış olursunuz. Cebinizden aynı para çıkar. Daha güncel bir telefon, daha güncel teknolojileri kullanmış olursunuz. Bence mevcut Türkiye şartlarında gideyim en iyisini alayım. Onu da böyle olabildiğince kullanmaya çalışayımdan ziyade daha sık değiştireyim ama cebimden de daha az para çıksın kafasıyla hareket etmek bana daha mantıklı geliyor bilmiyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu videoda genel olarak neden aslında çok da bir akıllı telefon kullanıcısının amiral gemisine ihtiyacı yok sorusunu cevaplandırmaya çalıştım. Umarım aydınlatıcı sizin için faydalı bir video olmuştur. Ee, bu tarzda videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olarak ve e, dilerseniz yine katıl butonunu kullanarak bana destek olabilirsiniz. Şu anda ekranda e, ikinci seviyede destekçilerimin isimlerini görüyorsunuz. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ederim bana destek oldukları için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.